Evet, hoş geldiniz. Arda, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Sen şimdi Çanakkale'den buraya bununla mı geldin? Ciddi mi diyorsun? Evet. Bunu kullandın mı yani? Yürüyerek mi geldin? Evet. Allah Allah. Ne haber, nasılsın? Siz? Duydunuz mu ya böyle? En kolay gelen biz olduk en azından. Evet. En az yorulduk. Biz de yardımcı olduk tabii. Hoş geldiniz. Nasıl geldiniz bakalım? Yol çileydi, nasıl geçti? Zorlu geçti ama başardık. Ne kadar sürdü? 800 gün, 650 kilometre. Siz Gelibolu Yarımadası'nın maneviyatını bizden çok daha iyi hisseder ve anlarsınız. Yaptığınız yatırımlarla bunu çok gösterdiğiniz Çanakkale'ye, önce Çanakkale ve Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Biz 253.700 tane şehidimizin kanıyla rengini almış Ay Yıldızlı bayrağımızın içinde 57. alaydan almış olduğumuz şüheda topraklardan bu toprağı ve bayrağı 650 kilometre engelli kardeşlerimizden yürüyerek size getirdik. Bunun için 253.000 tane gelincik var. Tek bayrak altında Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden birlikte savaştıkları cephenin gönül barış içinde yaşadıkları bir, huzur içinde yaşadıkları bir duygusu var. 76 milyon insanın gönlünden gelen milli birlik çağrısı var Sayın Cumhurbaşkanım. Ben bunu huzurlarınızda takdir buyurursanız sizlere teslim etmek istiyorum efendim. Tabii öncelikle benim gerçekten ta Çanakkale'den, Gelibolu'dan çıkıp hep birlikte başkentimize, Ankara'ya hakikaten çok farklı bir heyecanla, coşkuyla gelmiş olmanız. Hele hele oradaki bu gelinliklerimizin temsili makamında olan şu toprağa götürmüş olmanız bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bunu engelli kardeşlerim olarak sizlerin gerçekleştirmesi aslında inanıyorum ki şu anda 77 milyon nüfusa ulaşmış ülkemin tüm insanlarına örnek teşkil edecek. İnşallah. Hele hele böyle anlamlı bir dönemde ülkemizi karıştırmak isteyenlere karşı da Türkiye'nin nasıl bir beraber kardeş olduğunu, hep birlikte Türkiye olduğunu en güzel şekilde ifade edecek olan bir, ben bunu adeta hediye edemeyeceğim, sembol olarak kabul ediyorum. Bu sembolü de inşallah Cumhurbaşkanlığı makamımızın mütena bir yerinde geleceğe istikamet verecek şekilde saklayacağımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Siz değerli kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik ederken bu işe önce olan kardeşlerimi de kutluyorum. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Buyurun. Siz Cumhurbaşkanımızsınız Sayın Cumhurbaşkanım. Aynı zamanda başkumandanımızsınız. 100 yıl önce bu ülkeyi başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk cephemizde seferberlik başlatarak vatanı sattımhanesi savunmuştu. Biz de şimdi 100 yıl sonra gönül seferberliğini başlattık, barış seferberliğini başlattık ve bunun anısına o zamanlarda Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede giymiş olduğu kalpağı da sizlere takdim ediyoruz, size yakışır efendim. Ama bu savaş için değil, barış için size getirmiş olduğunuz kalpağı. Çok teşekkür ederim.